Alkışlar. Son yarışmacımız Deniz Bey için. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş buldum. Gördünüz mü neler yaşandı? Evet. Bir Osman Bey gerçeğiyle karşı karşıyayız. Evet. 9500 puanlık çıta ne yazık ki herkesin gözünü korkutmuş. Peyruze Hanım'ı biraz önce izlediniz efendim. Başlarken ne kadar tedirgindi. Sona doğru nasıl cevvalleşti? Gerçek bir Amazon'a dönüştü ama yetmedi. Yetmedi. Demek ki yapılması gereken şey başlarken de ateşli olmak. Evet. Önerim bu kadardır. Sizi biraz dinlemek istiyorum. Neler yapar acaba Deniz Bey? Ben öğrenciyim. Marmara Üniversitesi'nde gazetecilik okuyorum. Kolay gelsin. 2. sınıftayım. Onun dışında evde geçiyor hayatımız işte. Eğitim de online biliyorsunuz. Biliyorum ama sizin mesela özel uğraşlarınız varmış. Mesela spora karşı bir yakınlığınız var. Evet, izlemeyi, futbolu ve basketbolu izlemeyi, özellikle futbolu izlemeyi çok seviyorum. Yorumlamayı da seviyormuşsunuz efendim. Podcast'ler yapıyormuşsunuz. Evet. Paylaşıyorsunuz demek ki. Evet, yani bir 3 arkadaş yapıyoruz. Öyle işte birkaç bölüm yaptık, duruyor şimdi, daha da sonra yapacağız. Yani etrafa yaydınız değil evet, mi? Evet. Duruyor dediğiniz. Pek güzel. Nasıl yorumlar aldınız? Güzel yorumlar aldık. Genelde tanıdıklarımız dinledi zaten. Yani sosyal medya hesaplarımız da vardı. Tanıdıklarımız dinledi. Sevdiler, beğendiler. Ülkemizde çünkü futbol yorumculuğu denen hadise önemli bir hadise. Evet. Genele yayılmış değil ama evet. Bir yeri kaparsa birisi hakikaten ciddi evet, değişiklikler yaratabiliyor. Zaten kariyer hedefim de o aslında. Spor medyasının içinde olmak. O yüzden gazetecilik okuyorum. Ne güzel. İnşallah arzu ettiğiniz gibi İnşallah. Olur. Hep böyle planlı mısınızdır? Genelde. Yani güzel. Her şeyde değil. Genelde. Burada? İnşallah. Onu şimdi göreceğiz. Dur bakalım planlar işleyecek mi? Başlıyorum müsaadenizle. Tabii ki. Buyurun efendim. İhtimam kelimesi. Özen. Nedir? Özen. Türkçe kökenli karşılığıdır özen. Gayet güzel. Gayet güzel. Buyurun. Tek kelime sıfat haliyle şöyle soruldu. Yaşlı, ihtiyar, pir. Bu anlamlarda da kullanılan Dede bir sıfat. Dede değil. Hı-hı. Ulu, yüce. Gibi bir şey. Büyük. Yüce. Büyük. Büyük. Ulu. Ulu, yüce. Yüce. Harf alayım. Çınar. Koca. Koca. Yüksüz var. Bir harfe mağın oldu. Olsun. Olsun. Beş harfidir, tek kelimedir efendim. Dikkat. Hemen harfe tutunmayalım. Bence bulursunuz bunu. Peki. Haydi pratik zekanıza kurban. Bir ifadedeki sınırlamayı belirten sözdür. Yani anlattım. Ölç değil. Fakat öyle olmadı. Sabır, kapasite yok. Araya giren bir kelime vardır. Fakat. Harf alayım. Ah o C harfi. Ancak. Bravo size. Ancak. Deniz Bey. Beyefendiciğim hayran kaldım. Çok zor bir soruydu, güzel atlattınız. Buyurun yenisini. İyidiş sözünün insanlar için kullanılan yakın anlamlı karşılığı. İyidiş. İyidiş insan. İyidiş etmek. Didik. Kariyer yapmak için belli fedakarlıklar istenmiş. Harf alayım. Buyurun. Nokta nokta etmek. Nokta nokta ağası. Harem ağası. Harem evet de. Harf alayım. Aa, başka harf almasak ne güzel olur yahu. Durdursak mı şunu? Bulursunuz Peki. bunu. Kesinlikle duydunuz bu kelimeyi. Harem ağa dediniz. Tamam. Harem ağası. Fedakarlık. Ya fedakarlık derken işte iyidir. Hayvanlarda yapılan o kastre işlemi. Şimdi çok da detaya giremiyorum kusura bakmayın. Hayvanlarda özellikle atlarda filan yapılan kastre işlemi. Kastre. Yani malum aygır biraz evet. sinirli olur. Şey diyet... Değil. Diyeti al diyetini. Yok. Yok. Çıkmadı. Nokta nokta etmek. Yani hani onun eşeysel özelliklerini alıp. Hadım. Hadım. Of. Of. Nerelerden döndük nerelerden Çok. Döndük. Altı harfidir tek kelimedir efendim. Artık harf almıyoruz. Buyurun gelsin. İnşallah. Herhangi bir iş veya yarışmada. Favori. İşte budur. Haydi yenisi. Buyurun. Akla birden fazla cevap getirebilir. Aman dikkat edelim Deniz Bey. Diyor ki alt anlamı huzursuz ve sinirli. Huzursuz ve sinirli. Bugünlerde biraz. Yorgun, ters. Yorgun gibi bir şey. Ama yok yorgun, huzursuz ve sinirli. Bezgin değil. Huzursuz Böyle ve sinirli. Bir, yani. Ters. Ok yaydan fırladı fırlayacak o durumda. Son noktada artık yani. Ok yaydan sınırda. Fırladı fırlayacak yani böyle. Ok yaydan fırladı çek. Zaten yay burcu kendisi. Kızgın değil. Harf alayım yani. Yapmayın yahu vazgeçtik aldık harfimiz. Bugünlerde biraz... Gergin. Gergin. Evet. Olsun.
Olsun. Bugünün şampiyonu olamayacaksınız efendim. Evet. O belli oldu. Fakat buraya kadar çok güzel bir performans sergilediniz. Aman bozmayalım. Buyurun. İhtimamda gösterdiğinizi burada da gösterin ne olur. İlenme beddua. Arapça kökenli karşılığı. İlenme beddua. Bela değil. Saçın yüzüne değse yüzünü kıskan. O şarkı mıydı o? Şey, intizar. İntizar! Güzel. Bu çok kolay soru. Biraz uzun. Sürenizi yiyebilir. Ama yakaladığınız yerde durdurun. Beni tamam. Beklemeyin. Buyurun. Afrika belgesellerinden aşina olduğumuz çok hızlı koşan boynuzlu bir hayvan. Antilop. Antilop. 700 puan da yollayın. Fransızcasını vereceğim, Türkçesini sizden isteyeceğim. Buyurun geliyor. Angajman. Bu sözcüğün Türkçe kökenli. Angajman kuralları diye bir şey var. Hah, bravo. Öyle kullanılıyor. Engagement. Engagement. Yani sınır. Birbirine angaje olmak. Birleşim. Birleşme. Birleşmek. Birleşmek. Daha güzeli. Birleşim. Bir olmak. Bağlanmak. Bağlanma. Bağlanma. Evet. Bağlanma. Ya da bağlan. Tı. Tı. Bir alkış daha. Bir ek için bizi kırıyorlar ya. Bunlar böyle. Bunlar böyle Deniz Bey. Dikkate almayın. Buyurun. Talep azlığı nedeniyle fiyatların düştüğü, faaliyetlerin azaldığı dönem. Talep azlığı nedeni kriz. Yani hani hiç müşteri gelmiyor. Evet. Çünkü neden? Kış aylarındayız. Kış aylarındayız. Hiç müşteri gelmiyor. Bizim için bu kış ayları... Ölü sezon. Ölü sezon. Gayet güzel. 9 harflidir tek kelimedir efendim. Mecazen birini çokça yormak, sıkıntıya sokmak anlamındadır bu söz. Bu sözden çok korkuyordum birini işte. Yormak, mesela sorularıyla beni... Terletmek. Vallahi bravo. Vallahi bravo. Son 9 harfli cevap. Yaklaşık 1 dakikamız var hala. Müthişsiniz. Buyurun gelsin. Külliyen. Bu sözcüğün günümüz Türkçesindeki karşılığı... Külliyen. Yani hep beraber... Tamamıyla. Tamamıyla. Ya da? Bütünüyle. Bütünüyle. Oldu bitti. İki kelimeden oluşuyor, şöyle soruluyor efendim. Sondan bir önceki soru. Uygunsuz ve yakışıksız görünmek, olumsuz yönde dikkat çekmek. Bu bir deyim. Adı çıkmak değil. Yani mesela kalabalığın içerisindeyim. Evet. Uygunsuz ve yakışıksız görünüyorum. O yüzden de dikkat çekiyorum. Dikkat çekmek işte nasıl? Hemen... Seçilmek, parmak... Beni görüyor, beni görüyor. Göz, göze girmek değil. Göze girmek olumludur. Evet. Bu daha olumsuzu. Göze... Göze batmak. Göze batmak bir puan değerinde. Bu da son soru, son cevaptır. Hiçbir korkum yok bu soruyla ilgili. Buyurun bakalım. Çift yönlü biletleri... Gidiş dönüş. Niteleyen bir soru. Maşallah. Deniz Bey, söylenebilecek hiçbir şey yok. Ortaya koydunuz zaten 9400 puanla kaybettiniz. Evet. Bu bile ciddi bir alkışı